Evet arkadaşlar, binanın duvarları beyaz duvarlar örülmüş görüyorsunuz. Sıvama malzemesi yapmak için de korkuluklar yerleştirilmiş. Yine içeriye gördüğünüz gibi demir malzemeler gelmiş. Kutu içinde kalıp malzemeler gelmiş. İç kısmı da hallediliyor. Büyük bir balkonu var ön tarafta. Yönetici ve futbolcular için. Bu görmüş olduğunuz beyaz alan balkon. Evet arkadaşlar, sizlere canlı yayın harici kaliteli çekim yapıyorum. 4K çekelim, sonra paylaşalım. Evet arkadaşlar, dün itibariyle çimler geldi. Bir tır, iki tır boşaltıldı. Bugün de üçüncü tır geldi. Her gün tır geldikçe çimler taze taze ekiliyor, kurumasın diye hemen altını suluyorlar. Önce görüyorsunuz, alt katmanı suluyorlar, çim ıslak yere onu suyunu alıyor, suyu emiyor, o suyla zemine yapışıyor, tutunuyor. Daha sonra da sulama yapılacaktır. Hibrit çim seriliyor ya, bir de aralarına organik çim ekilecek. İkisi birlikte birleşecek, remix olacak. Bu şekilde Rems Park'taki çimlerin aynısı burada da olacak. Zemin 1,5 metre aşağıdan yukarı doğru kat kat döşendi. Drenaj sistemleri yerleştirdi. Drenaj boruları geldi. Farklı farklı renkli kumlar, çakıllar altına yerleştirildi. Süzme vazifesi de yapsın diye bu işlem onun için yapıldı. Drenaj boruları hem ısıtma için hem de sulamayı aktarması için yapıldı. Zemin 1 metre aşağıdaydı. Kat kat yükseldi. 1 metre yükseltildi yani. Malzemeler kondukça en son kıymıklanmış toprak serpildi yüzeye. Onun üstüne de hafif bir sarı kum döküldü. Bu şekilde çimlendirilmeye, çim yerleştirilmeye hazır oldu. Tesis buraya taşınabilir şekilde 2 Temmuz'da hazır olacak. Kapılarını açacak. Futbol takımımız da Avrupa kamplarını bitirdikten sonra 27 Temmuz, 25 Temmuz gibi buraya gelecek, antrenmanını yapacak. Bitmez diyen arkadaşlar, başlanan şey her zaman biter. Önemli olan başlamaktır. Sabırsızlanıyorlar. Sabırsızlanmasınlar, bitecek. 10 gün sonra bitse, 1 ay sonra bitse de fark etmiyor. Sonuçta tesisimize geçmiş oluyoruz. Şu an zaten amaç Florya'yı taşımak olduğu için buraya, o yüzden bitirilmek zorunda zaten. Ne kadar gecikirsen her ay Bankalar Birliği'nden faizimiz yükseliyor. Yani 3 ay önce yaparsan 3 aylık faizden kurtarmış olursun. Bunu yöneticilerimiz hesap ediyordur. Büyük bir arazide büyük bir tesis yapılıyor. Her türlü ince ayrıntısı düşünülüyor. Tesis yapmak öyle çok pratik olan bir şey değil. Yüzyılda bir yapılıyor. Ülkemizde de öyle 2-3 tane iyi tesis daha yeni yapıldı. Bunların fazla örneği yok. Bir tane Kasımpaşa yine burada Kemerburgaz'da yer alıyor.
Yani bir blok binayı yaparken bir ezberiniz var da tak 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 hemen şık şık yaparsınız. Ama böyle bir yer büyük bir alan, büyük çeşit çeşit malzemesi var. Çeşit çeşit malzemenin ihalesi var bu işlerde. İhaleyle yapılıyor kulüplerde. Pazarlıkları var bunun. Nasıl ev yaparken en uygun betonu, en uygun demiri alıyorsanız, en uygun kapıyı, pencereyi alıyorsunuz. Kulüp de öyle davranıyor. Bunlar hep zaman alıyor. Zaman aldıkça da tabii bu gecikmeler oluyor. Yine işçi bölümünde herkes diyor oraya 100 tane işçi getirse diyor. 100 tane işçi getirdiği zaman günlük masrafıyla birlikte yine fazla bir maddiyat çıkıyor ortaya. Bonkör zengin bir kulüp değiliz. Borç içinde yüzen bir kulübüz. Yani siz evinizde borçluyken bir ev yapmaya kalktınız. Bütün malzemeleri hemen en pahalısından alıp bir sürü işçi çalıştırıp ev yapar mısınız? Yapmazsınız. Burada da öyle bir durum var arkadaşlar. Biraz öyle bir düşünün, öyle bakın olaya. Burayı da arkadaş yöneticilerin sponsorlukları yapılıyor. Bir kısmı sahalara sponsor olmuş durumda. İki sahaya. Bir kısmı inşaat malzemecisiyle birlikte katkı sunarken bir kısmı da binanın ve etrafın masraflarını üstlenmiş durumda yöneticilerin. Tamamen kendi paramızla yapıyoruz. Yöneticilerimizin parasıyla hiç kimseye minnet duymuyoruz buradan. Az ileriye hastane, büyük hastane yapılıyor. Üniversite hastanesi. O da aynı durumda. Şu an kaba inşaatı bitmiş görünüyor. O da bitmedi. Ona da bir sürü malzeme gerekiyor. Yani inşaat işleri kolay değil. Blok konutların bile bitme süreci 300 sene sürüyor. Yani kupon araziye yapılan o marka evlerin olduğu büyük alanlar 3 senede bitiyor. Hem de her zaman pratik yapan inşaatçılar tarafından yapıldığı halde 3 sene sürüyor. Biz yaptığımız zaman tabi biraz yavaş ilerlemesi normal.